hoş geldiniz. Son yıllarda ülkemizin dört bir yanında yeraltı ve yerüstü zenginliklerimiz acımasızca talan ediliyor. Doğa talan edilirken insana dair her şey yok sayılıyor. Bu talan bir gün HES olarak, bir günde taş ocağı olarak karşımıza çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından çevre etki değerlendirme süreci başlatılan taş ocağı yapılmak istenen yerin hemen yanımızdaki Dünya Mirası 2500 yıllık Pers Anıtı'nda bir basın duyurusu yapmak üzere toplandık. Bu yapılmak istenen taş ocağı proje tanıtım dosyasına göre ilçemizin Pers Anıtı'nın da içinde bulunduğu doğal ve tarihi sit alanı sınırlarının hemen yanında yer alıyor. 98.63 hektarlık alan, başka bir deyişle 980 dönüm içerisinde 19.97 hektarlık alanda TÜV taşı çıkarılması planlanıyor. Dosyada yer alan bilgilerde yılda 25 bin ton TÜV taşı çıkarılması hedeflenen ve bu hıza göre de kapasitenin 610 yıl olarak hesaplandığı bir alana Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 10 yıl süreyle 20.12.2022, 20.12.2032 tarihli 2B grubu işletme ruhsatı alınmış ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ÇED süreci başlatıldığı ilan edilmiştir. Bu plana teknik açıdan proje alanı İzmir Manitra Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı haritasına göre orman alanı ve tarım arazi sınırları içerisinde kalmaktadır. Orman alanı ve tarım arazisi olarak kullanılan ve planlanan alanın maden faaliyetlerine konu edilmesi planlama ve yer seçim ilkelerine aykırıdır. Planlama ve yer seçim ilkeleri açısından değerlendirilmesi yapılmaksızın, bölgenin kapasite sorunu açısından değerlendirilmesi yapılmaksızın, kültürel varlıkları etkileri açısından değerlendirilmesi yapılmaksızın ve alanın niteliğine, zeytinlik alanlarına ve tarım alanlarına, su kaynaklarına etkisi değerlendirilmeksizin hazırlanan proje tanıtım dosyası ve ÇED sürecine itiraz ediyoruz. Yurtseverler olarak ise izin vermeyeceğiz. Neden mi? Taş ocağı faaliyeti başladığında ilk önce toprakla birlikte orman ve bitki örtüsü ortadan kalkacak. Doğamızın dış görünüşü bozulacak, erozyon hızlanacak, tarım alanları zarar görecek. Yeraltı su sistemimiz bozulacak, çökmeler olacak. Yaydığı toz çevrede yaşayanları ve bitkileri etkileyecek. Gürültü ve görüntü kirliliğine neden olacak. Çamur atıkları çevreyi kirletecek. En sonunda geriye tehlike yaratan falezli dev su dolu çukurlar kalacak ve geriye telafisi mümkün olmayan doğa tahribatı torunlarımıza miras kalacak. Poğaça taş ocağı istemiyor. Poğaça taş ocağı istemiyor. Poğaça taş ocağı istemiyor. Poğaça halkı olarak madencilik faaliyetleri uygulama yönetmeliğine aykırılığı, müessese izinlerinin sınıf taşındaki izinler olması ve tarım toprağı, tabiat anıtı, tabiat koruma alanları, mera alanları ve sulak alanlar, korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları, sulak alanlar, su havzaları, tarihi yapılar, tarihi sit alanları bulunması sebebiyle ruhsat iptali davası açacağız. ÇED olumlu kararı çıkması halinde idari dava ile iptal davası açacağız. ÇED hazırlanma sürecinde yürürlükte olan plan kararları dikkatle alınmamıştır. Çevre düzeni plan notalarında yer alan yer seçim kararları ilgili yasa ve yönetmeliklere, bilimsel çalışmalara ve uzman görüşlere uygun olmadığı için itiraz ediyoruz. Mevcut yerleşim alanları üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi yönünden eksiktir. İşletmelerin oldukça yakınında yer alan yerleşim alanları hava ve gürültü kirliliği açısından etkisi olduğu için itiraz ediyoruz. Proje alanı içerisinde Gediz Havzası drenaj alanı içerisinde yer almaktadır. Dere ve mevsimsel akış gösteren dereler bulunduğundan su kirliliği yönetmeliği kapsamında değerlendirme yapılmaması yasa ve yönetmelik açısından açık aykırılık içerdiği için itiraz ediyoruz. Arkeolojik ve sanat tarihi açısından değerlendirilmesi yapılmaksızın Pers Anıtı ve proje etki alanında yer alan
kültür ve tabiat varlıkları etkisi uzman meslek grupları tarafından değerlendirilmediği için itiraz ediyoruz. Biz çocuklarımıza onurlu bir gelecek bırakacağız. Ya siz? Biz çocuklarımıza onurlu bir gelecek bırakacağız. Ya siz? Biz çocuklarımıza onurlu bir gelecek bırakacağız. Ya siz? Foça halkı olarak, Foça Belediyesi olarak, Foça'da zeytincilik, hayvancılık, tarım yapanlar olarak, çocuklarına talan edilmemiş dua ve tarih bırakmak isteyenler olarak itiraz ediyoruz. İtaat etmiyoruz. İtaat etmiyoruz. İtaat etmiyoruz. Kısaca gözünüzü taş doyursun diyoruz. Son yıllarda ülkemizin dört bir yanında yeraltı ve yerüstü zenginliklerimiz acımasızca talan edildiğine şahit oluyoruz. Oysa en son yaşadığımız pandemi felaketi henüz sozlanmamışken, her geçen gün bir kabusa dönüşen iklim krizinin etkileri yaşanırken biz ne yapıyoruz? Doğayı talan etmeye devam ediyoruz. Artık yeter, durun diyoruz. Başka ülkemizde, dünyamızda yok gideceğimiz. Doğanın, tarihin bu kadar cömert davrandığı bir coğrafyaya bu kadar pervasızca kötü davranmak niye diye soruyoruz. Ala sanayisi yetmiyormuş gibi bir de içeriden yok etmeye çalışmak niye diye soruyoruz. Artık yeter. Suyumu, toprağımı, havamı, tarihimi rahat bırak. Dokunma. Foça'da doğa ve tarih talanına hayır platformu. Gerçekten ne yapacaklarını şaşırdılar artık. Ama tabii ki Foça'da yaşayanlar tepkisiz ya da uyuşmuş insanlar değil. Toprağını, denizini, havasını, suyunu seven insanlar. Memlekette yer kalmadı. Geldiler dünya mirası tarihinin arkasına taş ocağı yapmaya çalışıyorlar. Yeter be kardeşim. Yeter artık. Bizler belediye olarak açtığımız davaların hepsinin takipçisiyiz. Ve bizler burada günlerce beklemeye hazırız. Biz taş ocağı istemiyoruz. Biz sağlıkta, eğitimde, kültürde faaliyetler istiyoruz. Bizler Foça Belediyesi ve Belediye Başkanı olarak 5393 sayılı kanunca burada yaşayan bütün vatandaşlarımın tek tek sağlığından sorumluyum. Bizler burada nöbet tutarız, bizler burada bekleriz ama taş ocağını açtırmayız.